Bir de ben senin şu kardeşine sesleneyim de. Ahmet Beyciğim, ya canım benim ya. Bak ablan diyor ki o benim yeğenim diyor. Çıkıyor milyonların önünde, yeğenine sen sahip çıkmıyorsun, o sahip çıkıyor. Ya biraz vicdanın varsa. Ben ekrandan annemin fotoğrafını görmek istemiyorum. Ne babamı ne annemi görmek istemiyorum ekrandan. Valla annesini kaldırın ya. Ben kaldırın yani. Ama ben Ahmet Bey'i anlamıyorum ya. Ahmet Bey baskı altında mısın? Bak, ya arkadaşlar... Ben baskı altında oldum. Şey insan yani. Ama bu saatten sonra yemin ederim istemem. Ben benim varlığımdan peki, haberi olmayan bir baba istedim. Bir Cennet Hanım'a soralım. Cennet Hanımcığım, şimdi eşinin adı neydi? Hanım galiba. Hanımın da haberi var şeyden, kaderden. Gerçekten öbür dünyada çok çeksinler. Yani kimden korkuyor? Ahmet kimden korkuyor ki? Kabul etmiyor. Şimdi onu bilmiyorum. Konuşmuyorum onlarla. Bilemiyorum. Kaç yıldır konuşmuyorsun sen bu adamla? Bayağıdır konuşmuyorum ben bunlarla. Konuşmuyorum. Neden? Ya eşim öldü benim. 8 sene oldu eşim Allah öldü. Allah rahmet eylesin bir tanem. Allah rahmet eylesin. Benim eşim çok istemişti yurdu gidelim de, ya ben kıyamam, dayanamam dedim. Dayanamam ben oraya gittim mi dedim. Bari koruyucu aile olarak onları alsaydı. Ya tamam, ben kere gördük. Ne ben koruyucu aileyim, çok seviyorum, eyvallah, hala daha çok sevinirim, arkalarında dururum, onlar da benim arkamda durur, ama yani kendi canımdan kanımdan biri koruyucu ailem olsaydı. Peki Cennet Hanımcığım, bir şey teklifte bulunacağım. Şimdi senin kardeşin öyle ya da böyle bir nedeni, ama ben gerçekten ben de kabul etmiyorum. Yani insanın evladı burada olacak ve diyecek ki yani ben DNA'dan kaçtığı gün kendisinden şüphelenmeye başladım. Açık ve net bir söyleyeyim. Karısının haberi var. Gülhan zaten biliyor. Karısı yani, da kendileri gibi o zaman. Ya gözünü seveyim, sen onları utandır. Gel burada yeğenine, ben sizi birlikte uğurlayayım. Seni buraya bekliyorum. Gelir misin Cennet Hanımcığım? Ana ben Ökre'ye nasıl geleyim? Benim malım maşadım çok indi. Ben Ökre'ye nasıl geleyim? Lütfen ben gel. Bir günlük her şeye bak kız, bak kader. Lütfen diyorsun. Gel. Ben bu zamana kadar gerçek ailemden kimseye sarılmadım. Bari sana sarılayım. Ay canım ya. Gerçekten kendi öz ailemden kimseye sarılmadım. Hep başkaları benim sevgi ihtiyacımı karşıladı. Evet, evet, evet kızım, evet. Ben evet. Anneme sarılmadığım kadar eşimin kardeşine sarılıyorum. Evet, onun havasına sarılıyorum. Annen sarılmaz ki sana. Annen bir yalancının teki. Yalancının teki. Heh. Yalancının teki kızım. Ne oldu Gülhan Hanımcığım? Sen de suspus oldun, kaçıyorsun. Bak gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Ne oldu canım? Ha? Bu da mı yalan? Ha Gülhan? Ama nefret ediyorsun çocuğundan ya. Hiç ağlamamışım da. Neden nefret etti? Neden benim yerime onun oğluna baktı? Bir de teklifte bulunmuşlar. 6 ay bak. İş buluruz sana demişler. Ben gerçekten, benim mantığım almıyor sevgili izleyiciler. Sizin mantığınız alıyor mu ya? Koruyucu ailemi hep kötülemişti. Hep onların kuyusuna kazdı. Hep onlara iftira atmıştı. Onun bana yapmadıklarının hepsini onlar yaptı. Kurumdakiler yaptı. Herkesi kötüledi. Çünkü bana sahip çıkan herkesi kötüledi. Hep iftiralar attı. Peki senin Ahmet kardeşin hiç yurda, kuruma gidip şey yaptı mı? Hiç gördü mü çocuğunu? Onları bilmiyorum şimdi. Ne dedim? Küstüm dedim. Onları bilmiyorum şimdi. Gelecek misin hala? Ben şimdi nasıl geleyim halam? Şimdi benim söylemesi ayıp, ineklerim var, sığırlarım var. Gel. Oğlun varmış, kuzenim varmış. O baksa olmaz mı? Biz organizasyonu yapalım, halledelim. Sen ailenden birine, kanından, canından birine... Numarasını alabilir miyim? Önce biz bir bakalım. Her şey bizim kontrolümüze gitsin. Seni korumak adına bunu yapıyoruz. Tamam mı? Gel bana sarıl ya. Tatlı bir halan var, neşeli bir halan var. Bence şanslısın. Halalar da boş ver sen anneyi babayı. Yani bence bilemiyorum ama... İnsan biraz üzülür ya. Ahmet Bey izleyip seviniyor musun? Ha? Normalde senin sarılman lazım çocuğuna. Yazık, günah değil mi buna ya? Gerçekten ben inanamıyorum aşkım benim. Öyle sen şey hayal etmedim. Gerçekten hayal etmedim. Sen git bir evladını güzelce bir sarıl. Onu öp benim içinde. Otele gidebilir miyim orada? Getirmedim. Tabii ki, tabii ki. Tabii. Seni uğurlayacağız şimdi. Daha doğrusu sonra seni teyzenle, pardon, halanla buluşturacağız. Cennet Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir insanmışsın sen. Seni de buraya bekliyorum inşallah.